Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oğuz. Bugün sizlere Minecraft P'de nasıl asansör yapılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce intromuza geçelim. Arkadaşlar, ben gereken malzemeleri aldım ve şu an mikrofona yaklaşıyorum olabildiğince. Yani sesim biraz kısık veya değişik gelebilir. O yüzden şey yapmayın. Kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar, bu videoya güzel bir like gelirse böyle videolar tabii ki de daha kaliteli bir şekilde, daha güzel ve daha düzgün şekilde gelmeye devam edecek. Ben şimdi gereken malzemeleri aldım. Unuttuğum malzeme varsa zaten alacağım, kreatif de olduğum için. Evet, şimdi redstone gerekiyor. Redstone yenileyici gerekiyor. Redstone bloğu gerekiyor. Obsidyen zaten kesinlikle gerekiyor. Yapışkanlı piston zaten. Balçık bloğu. Kuvars bloğu. Pürüzsüz taşla kuvars bloğu bu arada isteğiniz 2 blok. İstediğiniz 2 blok veya istediğiniz 1 tane blok. Arkadaşlar, hızlı devam edeceğim çünkü maalesef ki zaten önceki videomda ses kaydını açmayı unutmuşum, yani ses kapalı çekmişim, boşa gitti o kadar. Neyse, ben sırf bu videoyu çekeceğim, yani bu video da ses kayıtsız çıksın veya çıkmazsa daha iyi tabii ki de. Neyse, bu böyle videolar daha fazla like, daha güzel şeyler olursam yorumlara falan belirtebilirsiniz isteniz. Yani Growtopia devam edecek bu arada. Yani cidden Growtopia hiç çekmiyorum. Doğru düzgün. Ama Minecraft da çekerim yani. Sevdiğim bir oyun. Neyse arkadaşlar, hemen asansöre geçelim çünkü hızlı olmam lazım. Neyse. Şöyle arkadaşlar, şöyle bir kare yapın, tamam mı? Böyle bir kare kazın. Ama 3 blok aşağıya doğru kazacağız. Yani böyle olacak. Buralara piston. Ondan sonra şöyle yanlarını da kazıyoruz. Ben şuraları kazayım hızlı bir şekilde. Neyse, ben buraları kazıyorum. Evet. Döndüm. Neden bu tarafı kazmadın diye soruyorsanız, kazacağız. Ama ben şaşırmamak için şöyle yapıyorum. Buraları kazdıktan sonra burayı, çünkü burayı 2 blok kazacağız yani. O yüzden yani 2 blok dediğim sağa doğru 2 blok. Bu taraflar hep 1 blok olacak ama bu taraf 2 blok olacak, bu tarafı. Bu tarafı da 2 blok kırıyoruz. Umarım yani videoyu iyi anlatırım veya siz anlayabilirsiniz inşallah. Çünkü bazen hızlı geçiyorum arkadaşlar, anlayamayabilirsiniz yani. Biraz hızlı geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, şunu bir kıralım şimdilik. Sonradan yapacağım. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir görüntü olacak, tamam mı? Şu taraftan iki, şu taraftan böyle birer. Arkadaşlar ama şöyle diyeyim. Mesela şöyle yapmayın. Yani bu taraftan yapmayın. Bu sol iki tarafı sol taraftan yapmayın mesela. Daha yani farklı olur. Böyle olduğunuz taraftan yönden yapın. Neyse. Arkadaşlar şimdi şu sol üst şu taraftaki piston, sol çaprazdaki piston şöyle onun hizasından, yani şu taraftan, anlatmak istediğim bu. Bu taraftan şöyle 3 blok kırıyoruz. Ama aşağıya doğru değil. Hani böyle dümdüz olacak. Sonra bir de 2 blok sağa doğru. Bir de böyle kare. Biraz anlatamayabilirim. Dedim zaten yine. Böyle bir görüntü olacak. Onu da göstereyim şöyle. Ondan sonra arkadaşlar, şuraya bir tane obsidyen. Buraya bir tane istediğiniz blok. Buraya da bir tane, iki tane de istediğiniz blok. Ondan sonra
Buradan geliyoruz böyle. Bu taraftan baktığımızda şu tarafa yenileyici. Bu tarafa da yenileyici. Bunları iki kere açıyoruz. Sonra şu aralara da redstone. Sonra arkadaşlar sesim biraz şey olabilir mikrofondan dolayı dedim. Mikrofonu olabildiğince yaklaşıyorum bu arada. Sesi açabilirsiniz. Ondan sonra şuraları da redstone. Ama şuradan yani şu taraftan redstone olmayacak. Böyle bir şey oldu. Ama yineleyicileri arkadaşlar bu yönden koyun. Buradaki yineleyicileri. Şuradaki. Ondan sonra arkadaşlar şuraya bir tane obsidyen ve buraya bir tane yineleyici. Bunu da iki kere açıyoruz. Ama bu yönden bakacaksınız arkadaşlar buna. Buna bu yönden bakacaksınız. Bu obsidyenin olduğu yere de bu taraftan bir tane yineleyici ama bunu açmıyoruz arkadaşlar. Bunu hiç açmıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şuraya bir tane blok. Ve şuraya blok. Ondan sonra çok ondan sonra demiş olabilirim. Buraya da blok. Bu üstünü kapatacağız tabii. Ondan sonra arkadaşlar yine ondan sonra dedim fark ettim. Bu tarafa da yineleyici. Bu taraftan bakacağız buna. Bunu da iki kere açıyoruz ama tek şunu iki kere açmıyoruz. Yani bunu hiç açmıyoruz. Bunu bu taraftan baktık. Buna bu taraftan baktık. Buna bu taraftan baktık. Buna da bu taraftan baktık. Yani şuna ters yönden bakıyoruz şu ikisine. Buna da bu taraftan. Bunlara göre ters yönde. Ve bu tarafa redstone. Buraya koymanıza gerek yok. Evet. Bu tarafa da obsidyen ve buraya da obsidyen. Bu kadar. Evet, bu kadar. Hatta bakalım. Biraz görünmedi. Bir daha yapalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar biz butonları nasıl yapacağız? Ve şuradaki obsidiyeni koymasam olur mu? Olmaz. Yani nasıl diyeyim sizlere obsidyen yerine ben niye burada başka blok koyamıyorum mesela? Şuraya ben niye kuvars koyamıyorum mesela? Veya ben şuraya niye kuvars koyamıyorum? Çünkü slime'ın geçtiği yer. Yani bunu belki çoğunuz biliyordur ama ben yine de anlatayım. Çünkü slime olmazsa olmaz. Yani olmazsa olmaz derken slime olmadan koyamayız ki blokları. Yani slime'sız olmuyor bu sistem. Çünkü arkadaşlar slime bloğu çekiyor kendini. Yani şimdi ben şu blokları koymadan slime'ı koymadan yapamam. Çünkü yani hem dizayn bozukluğu hem de sistemi olmuyor. Arkadaşlar bir de şu obsidyenlerin nedeni slime mesela çekerken obsidyenleri çekemiyor veya itemiyor. Yanında taşıyamıyor. Ama diğer blokları başka bildiğim blok yok yani. Obsidyenleri taşıyamıyor kısacası. Şöyle açalım bunu. Ve şuraya işaret koydum. Buraları da obsidyen yapacağım. Bu arada. Bu tarafa da obsidyen koyacağım. Çünkü burada da slime geçiyor. Yani dizaynı slime'lı yapın. Şu etrafını da aynı şekilde. Slime bloğu buralara sürtürdükten sonra o bloğu ondan sonra taşıyamadığı için olmuyor. Anlatamadım galiba. Neyse. Anlamışsınızdır umarım. Böyle buraları. Şuraları istersem yapabilirim. Bu tarafa ama sadece. Yani bundan sonrasını bu ikinci kattan sonrasını böyle dizayn edebilirsiniz istediğiniz blokla. Çünkü slime oraya yetişmiyor. Çünkü sınır orada o kata kadar geliyor. O yüzden buraya koyabilirim. Ama alt katta koysam yapışır oraya slime. Tamam. Ve ben şunun katlarını yapayım. Hızlandırıyorum şu an videoyu. Evet. Hızlandırmana gerek yok aslında ama. Neyse. Şimdi arkadaşlar şundan sonrasını yapabiliriz demiştim. Bu zamanda güzel olsun.
fotoğrafı da yapayım hatta. Evet. Dizaynı size kalmış arkadaşlar. O sizin zevkiniz. O sizin şeyiniz. Ben dizaynı yapmayacağım. Sadece buraları yaptım. Şimdi arkadaşlar. Şu var. Sistemi nasıl yapacağız? Buton sistemi şöyle yapacağız. Şuralara bir ilk başta buton koyalım tabii ki de. Şuralara buton koyalım. Buraya bir de buraya. Tamam. Ama bunları nasıl yapacağız? Bu da çok basit. Bu en basit. Hatta en basit kalan yeri burası. Burası buraya yani kapının başladığı yere şurayı anlatmak istediğim yer. Butonun durduğu yere bir tane piston. Yapışkanlı piston. Ve onun pardon şöyle 3 blok karşısına. Evet 3 blok karşısına. Şöyle 1, 2, 3. Evet hesapladım. Bir de hesapladım. Ondan sonra şöyle şuralara bir kat yapalım. Buraya da kat yapıyoruz bu o koyduğumuz stone, redstone yerine. Yalnız butonu redstone yerine niye koyduk? Evet böyle bir şey. Ondan sonra buraya da redstone. Sadece iki tane zaten. İki tane merdiven yapıyoruz. Ve diğer buton nerede? İşte burada. Ve bu butonun olduğu yere de bir piston. Bunun da üzerine redstone bloğu bu kadar. Hatta test edelim. Evet gördüğünüz gibi. Burayı da test edelim. Şöyle üstünde dizayn da var. Yani obsidyene biraz güzel oldu. Bu obsidyene göre tasarlamanız sizin kararınız. Yani obsidyene göre tasarlarsanız blokları daha iyi olur. Yani bana göre kuvarsa göre iyi oluyor obsidyen. Obsidyen koymazsanız şu ilk tarafa. Yani slime o bloğu yapışır dediğim gibi. O yüzden sistem bozulur. Onları da kaldırmaya çalışır. Kaldıramaz.